Selam. Ya adam azam gelmez. Neyse. Oradan alayım onu. Türkiye'de eşi benzeri olmayan yöresel yemeklerimizin çoğunlukta olduğu Antep'in Karadaş bölgesindeyiz. Kimin evindeyiz? Abim Orhan Köyasıdır. Yengem leziz el yemekleriyle hazırlamış olduğu yemekleri diğer bölgelere daha abartılı şekilde lezzetli olaraktan yapmıştı kendisi. Babam zaten Hamburg'da kalıyor, annem de Hamburg'da kalıyor. Bu görmüş olduğum Sedat abi biberler özel köyden gelme biberlerdir. Bu turşu, el yapımı. Bizim yöresel yemeklerin genel tatlarına bakaraktan bunları anlatıyoruz tabii. Orhan Köse'nin nar bahçesi. Orhan Köse'nin evindeyiz şu anda. Evet. Kilis yakınlarındaki. Çiftlik evindeyiz. Abim sürüyormuş zaten. Gel biz bir şeyler atıştıralım. Ne sürüyormuş abi? Talla? Yok abi orası. O incir ağacı o. İncir. Nar. Asmalar, nar. Efendime söyleyeyim. Ben 1900... Sedat abi. Ben 1966 yılında buraya yapılmazdan önceki eski piketli. Piket boruydu, kerpiç boruydu ya. Topraktan olan. Kerpiç olur. Kerpiçte evde doğmuşum abi. Ailenin üçüncü çocuğumuşum ben. Bu köyde mi doğmuşsun? Bu köyde doğdum. Adı ne bu köyün? Bu köyün adı eski adı Zabaran, yeni adı Bozca Yazı Köyü. Bozca? Yazı. Bozca Yazı Köyü. Yeni ismi. İlkokulu 2-3'e kadar burada okudum. Sonra şehre gittim. Tekrar yeniden başladım. Suriye'ye yakınlığınız ne kadar? Suriye yakınlığı burası yaklaşık 4-5 kilometre Suriye orası yani. Suriye sınırı. Güneşin olduğu taraf mı? Tabii. Şimdi oraya inşallah gideceğiz. Ama bugün havanın ne kadar sıcak olduğunu biliyorum bak. Evet abi. Hava çok güzel. Şu dut ağacı mı şu öndeki? Galiba. Burada havalar çok güzel ama 5 kilometre ileride havalar çok berbat abi. He? 5 kilometre solum. Gel abi adam sürüyor gel. Oo tarlanın öbür ucunda da. Abi işin enteresan tarafı şimdi bu işin de zevk alıyor yani. Abi zevk olsun olmasın yapılacak iş bunlar. Evet. Dedikleri doğruymuş ya, o şey kalmamış. Şunlar ağacına, zeytin ağacının arasında. İkisi de ortada abi. İki ağaçtan aldım ona göre. Evet, nasıl olsun diye. Bu resimlerin seni bakmana ait. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sen evet, kapı söndür ya ben kahvaltı yapmam mı sen söndür? Ha yok bir şey bekliyorum. Ya kapat tamam hadi. Yürü. Gelin traktör üzerine gidin. Gel. Traktör. Gel. Gel.
Bozdayazı köy ziraatçılarından ben Orhan Göser. Köyde hayatımızı tarımla idam ettiriyoruz. Tarımın içerisinde hububat, sebzecilik ve meyvecilik devam ediyor. Hayvancılık var mı? Hayvancılık yapmıyorum. Şeker. Benim için aynı zamanda tarım faaliyetim bir noktada hobi gibi. Sebebini sorarsan memlekette aynı zamanda meşguliyetim devam ediyor. Toplu taşımacılık yapıyorum. Siz dostlarımı Hamburg'dan gelmişsiniz. Bundan dolayı sizlere minnettarım. Hoş geldin diyorum. İnşallah. Estağfurullah. Biz şeref duyduk. Ziyaretin arkası devam eder. İnşallah. Bizler de mislini Allah nasip ederse inşallah Hamburg'a gelir sizinle misafiriniz oluruz. Evet. Allah nasip ederse inşallah. Hamburg'da tam yerini tanıyorsun zaten. Evet, evet. Daha önceden de zaten TGRT'nin şeyine geldim. Hamburg merkez binasına geldim. Orada eski dostlarımız falan vardı. Erdal Bey vardı falan. Postun bürosuna değil mi? Evet, evet. Evet. Aynen öyle. İnşallah dostluğumuz bahçedir. Tamam, böyle tamam. Devam eder. İnşallah. Peki. Ben tekrar sizi yemeğe buyur ediyorum. Tamam, sağ olun. Peki, ben de iştahım kabardı. Ben de artık dalacağım. Evet. Hadi cümleten afiyet olsun.